Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle bir siyasal düşünür olarak Mehmet Ali Aybar'ı anlamayı deneyeceğiz. Mehmet Ali Aybar'ın 1908'de 2. Meşrutiyet'ten 1960'lı yıllara dek uzanan siyasi ve entelektüel yolculuğunu sizlerle masaya yatıracağız, inceleyeceğiz, irdeleyeceğiz. Peki niye Mehmet Ali Aybar'ı tartışıyoruz, niye Mehmet Ali Aybar'ı inceliyoruz diyebilirsiniz haliyle. Ben geçenlerde size bir video yayınlamıştım. Bu videoda Kemalist yön hareketi anlatmıştım. Kemalizmin yönü diye hatta den vurmuştum size bu videodan. Şimdi bu videoda yön ve devrim hareketiyle Türkiye İşçi Partisi arasındaki bir takım kırılımlara, bir takım sürtüşmelere değinmiştim. Bir izleyicimiz bana bir mesaj iletmiş. Mesajında bu kırılımları veya işte sürtüşmeleri biraz daha açmam, biraz daha irdelememi rica etmiş. Ben de hem izleyicimizin bu talebine cevap vermek için hem de konuyu biraz daha geniş bir perspektiften sizlere sunabilmek amacıyla Mehmet Ali Aybar'ı anlamayı denemek üzere bir video yayınlamaya karar verdim. Ama videoya geçmeden önce kanala abone olup bildirim zillerini açabilirseniz sevinirim. Böylece yeni gelecek, yeni yayınlanacak videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Hem de ben her video yayınladığımda entelektüel bir tartışma imkanı bulabiliriz. Ayrıca siz de videoların altında yorumlar kısmında tartışmamızı istediğiniz bir takım konular varsa, incelememizi istediğiniz bir takım konular varsa oralarda belirtebilirsiniz yorumlar kısmında ya da benimle direkt iletişime de geçebilirsiniz. Tabii sosyal medya kanallarıyla veya mailimi de paylaşıyorum ben altta. Oradan da direkt iletişime geçebilirsiniz benimle. Ama en kolay, en kestirme yol tabii ki de gene yorumlar kısmıdır. Oralarda değişmemizi istediğiniz bir takım konular varsa siz de yazarsanız tabii ki de bunları da tartışabiliriz. Videolarımızda katkı sunmaya çalışırız elimden geldiğince ben de. Hızlı bir şekilde de videoya geçecek olursak öncelikle Mehmet Ali Aybar kimdir? Ona bakalım. 1960'lı yıllarda bu Mehmet Ali Aybar Türkiye İşçi Partisi'nin genel başkanı olacaktır. Ama 1960'lı yıllarda Türkiye İşçi Partisi'nin şöyle bir temel bir özelliği vardır. O da nedir derseniz 1965 yılında bu siyasi hareket İlk defa meclise 15 vekil sokacaktır. 14 artı 1'dir hatta bu. 14 vekil sokacaktır. Sonra artı 1 de Çetin Altan olacaktır. O nasıl derseniz o bağımsız bir milletvekili olarak meclise giriyor. Daha sonra Türkiye İşçi Partisi'ne katılacaktır ve bu adamların 1965 yılındaki genel seçimlerde aldığı oy oranına mukabil 15 vekil sokacaktır meclise ve çok etkili bir muhalefet yapacaktır. Bunlar bu milletvekillerinden tabii ki de bir tanesi de Mehmet Ali Aybar'dır. Peki Mehmet Ali Aybar'ın bu gençlik yılları, çocukluk yılları nasıl geçmiştir? Yani biraz daha bu adamın evveliyatına gidecek olursak yani nasıl bir tesisattan geçmiştir mesela? Hangi ortama doğmuştur? Politik sosyalleşmesi nasıl geçmiştir? Nasıl cereyan etmiştir diye bakacak olursak Mehmet Ali Aybar'ın doğum tarihi 1908'dir. Yani 1908 yılının şöyle bir önemi var. İkinci Meşrutiyet dönemine tekabül eder. İkinci Meşrutiyet döneminin müthiş bir siyasallaşma ortamı vardır. Müthiş bir entelektüel ortam vardır tabii buna bağlı olarak. Hatta İkinci Meşrutiyet döneminde yani çok fazla gazete dergi çıkıyor mesela. Buna Orhan Koloğlu basın patlaması, 1908 basın patlaması diyecektir. Bir yandan siyasallaşma da müthiş bir hız kazanıyor 2. Meşrutiyet döneminde. Baktığımız zaman bir kere çok fazla cemiyet kuruluyor. İşte siyasi partiler kuruluyor. Mesela 2. Meşrutiyet döneminde işte 1908-1918 dönemi diyebiliriz buna kabaca. 30 civarı siyasi parti var ve solda konumlanan siyasi partiler de var. Cemiyetler var. Pek çok mesele tartışılıyor. İşte emperyalizm gibi, kapitalizm gibi, üçüncü dünyacılık gibi sol akımlar tartışılıyor. Sağda da keza bir sürü akım tartışılıyor. Sadece siyasi de değil. Mesela feminizm tartışılıyor. Mesela feminist yayınlar yapılıyor. Bu çok enteresandır. Yani siyasi alanda da mesela komünist yayınlar yapılıyor. Komünist cemiyetler falan ortaya çıkacaktır. Komünist partiler olacaktır. Komünist görüşte, radikal sol görüşte kimi insanlar İkinci Meşrutiyet döneminde boy gösterecektir. Yani İkinci Meşrutiyet dönemi müthiş bir siyasallaşma, müthiş bir entelektüel tartışma ortamı içerisinde Mehmet Ali Aybar doğacaktır. Ve siyasi ve entelektüel sosyalleşmesinde çocukluğu ve gençliği itibariyle bu dönemin atmosferini koklayarak geçirecektir. Zaten şöyle de bir şey var. Şimdi baba ve dede itibariyle bürokratik elitin içinden geliyor Mehmet Ali Aybar. Nasıl derseniz dedesi bir kere zaten bu hürriyetçi görüşlerinden dolayı 2. Abdülhamit döneminde sürgüne uğramış bir kişi. Daha sonra yani bu arada şey asker kendisi. 31 Mart isyanının bastırılmasında Mustafa Kemal Atatürk'le beraber hareket ordusunun içerisinde yer alacaktır. Birlikte çalışacaklardır Atatürk'le. Daha doğrusu o dönemde Mustafa Kemal Bey'le. Daha sonra babası var mesela. Babası da Mehmet Ali Aybar'ın önemli birisi. O da asker kökenli aynı şekilde. İşte hatta şey Sultan Reşat'ın şeyini yaverliğini falan yapacaktır kendisi. Yani askeri bürokratik elit bir ailenin içerisine doğuyor Mehmet Ali Aybar. Bu yönüyle kıymetlidir ve siyasi ve entelektüel sosyalleşmesi açısından bu önemli bir şeye işaret ediyor zaten. İkinci Meşrutiyet dönemine geri dönecek olursak, Mehmet Ali Aybar'ın çocukluğunu geçirdiği İkinci Meşrutiyet ortamında atmosferine dönecek olursak, bir yandan dedik ki hani burada bir siyasallaşma var, işte entelektüel bir patlama var, işte Orhan Koloğlu bunu 1908 basın patlaması diye lanse ediyor. Ama bir yandan da baktığımızda İkinci Meşrutiyet döneminde tabii ki de bir siyasallaşma falan var ama
1910'lardan itibaren artık Osmanlı Devleti işte Balkan Savaşları, daha sonra Birinci Dünya Savaşı, o bitecek işte 18'den sonra Kurtuluş Savaşı falan derken aslında çok da hengameli bir dönemin içine giriyor. Bu da aslında biraz tabii tesir ediyor. Hatta bu İkinci Meşrutiyet döneminin bu hengameli yani debdebeli dönemi dolayısıyla Şükrühanioğlu buna bir benzetme yapar. 1908-1918 dönemi için en uzun 10 yıl der. Niye en uzun 10 yıl diyor? Bunu İlber Ortaylı'dan biraz aslında iktibas ediyor. Şimdi İlber Ortaylı'nın bir tane kitabı vardır ya bu kronikten çıkmıştır. İmparatorluğun en uzun yüzyılı diye. Şimdi o Tanzimat dönemini tabii şey yapar. İşler Tanzimat dönemi de tabii ki de öyle inişli çıkışlı bir dönemdir. Şükrühanioğlu İlber Ortaylı'dan ilham alarak bunu yakıştırıyor tabii. Doğru da bir yakıştırmadır aslında tabii edilgen bir mecaz değildir yani öyle. Tespiti doğrudur. Gerçekten en uzun 10 yıldır. Şimdi baktığımız zaman bir kere dedik ki siyasallaşma, entelektüelleşme var. Bir yandan da işte savaşlar, yenilgiler, işte imparatorluğun dağılması, askeri bürokratik elitin falan işte yönetimde söz sahibi olması, biraz da geri plana itilen işte monark falan söz konusu. Bu yönüyle tabii ki de incelemeye değer bir dönemdir. Zaten Tarık Zafer Tuna'ya da bu nedenle siyasi laboratuvar benzetmesi yapar bu ikinci meşrutiyet dönemi için. Hatta o kadar ki yani şimdi bu iki şey birden oluyor. Şimdi bir yandan savaşlar falan var. Bir yandan da baktığımız zaman işte entelektüelleşme, siyasallaşma falan var. Buna şöyle bir dikkat çekebiliriz. Halk aslında bir nevi ilk defa tebaa olmaktan vatandaş olmaya geçmeye başlıyor. İkinci Meşrutiyet döneminde daha cumhuriyet ilan edilmemiş. Yani bir nevi aslında ısınma turu diyebiliriz halk açısından buna. Bu ortam içerisinde bir takım tartışmalar dönüyor. Nasıl tartışmalar dönüyor? Şimdi Osmanlı Devleti yarı sömürge ve işte tam sömürge durumuna gelmiş. İşte ekonomi temelli bir takım arayışlar var. Yani o imparatorluk geri kalmış, acayip geri kalmış. Bunun kalkınması gerekiyor. Bu kalkınma da nasıl olacak? İşte aydınlar bu çıkış yolu reçetelerini tartışıyorlar gazetelerde falan. Tabii Mehmet Ali Aybar da haliyle bu tartışmalara da tesadüf ediyor. Daha çocukluğu döneminden itibaren Osmanlı Devleti sömürge durumuna düşmüş. Bir takım tezler işleniyor. Bir de başında kapitülasyonlar gibi bir bela var Osmanlı Devleti'nin. Bu da tartışılıyor keza. Yani iktisat temelli bir takım çıkış yolu arayışları var Osmanlı Devleti açısından. Mehmet Ali Aybar da bu tartışmalara tesadüf ediyor. Belki bu kadar ekonomi temelli arayışlara tesadüf etmesi nedeniyle Mehmet Ali Aybar'ın sol fikirlere yönelmesi de buradan tabii etkili olmuş olabilir. Yani Marksist temelli bir takım arayışlar sonuçta onlar da iktisat temelli bir takım arayışlara yöneliyor ya. O da biraz etkili olmuş olabilir Mehmet Ali Aybar'ın sol fikirlerle tanışması açısından. Ama tabii bu daha çocukluğu daha sonra Mehmet Ali Aybar Galatasaray'a falan gidecektir. Daha erken yaşlarından itibaren Fransızca öğrenecektir. Bir dönem yurt dışı tecrübesi de olacaktır. Muhtemelen sol fikirlerle daha fazla hemhal olması o dönemdedir. Ama ikinci meşrutiyet dönemi açısından durum böyle. 1920'lere 30'lara doğru gelindiğinde ise Mehmet Ali Aybar'ın tabii biraz daha artık hani yaşı ilerliyor, olgunlaşma dönemine giriyor. 1920'ler ve 1930'lar tabii Cumhuriyet dönemine tekabül eder. Artık ikinci meşrutiyet dönemi geri planda kalmış, Cumhuriyet ilan edilmiş ve bu dönemin ekonomi mantığına baktığımızda şimdi 1923-1929 döneminde öne çıkan, yıldızı parlayan bir takım sektörler var. Ve kapitalist bir Türkiye'nin kalkınması durumu söz konusu. Şimdi tarım sektörü öne çıkıyor. İşte baktığımızda bankacılık sektörü öne çıkıyor. Bir de ticaret sektörü öne çıkıyor. 1923-1929 dönemi açısından bunlar bir nevi aslında parlayan yıldızı gibi o dönemin. O dönemde Türkiye kapitalist bir yoldan kalkınmayı, sermayeyi biriktirmeyi ama bunu hızlı bir şekilde yapmayı öngörüyor. Çünkü bu konularda geri kalmış. Yani biriken bir sermaye yok. Yeterince kapitalistleşememiş bir Türkiye var. Ve dünyaya ayak uyduramayan, dünyanın hızına yetişemeyen bir Türkiye var. Hızla kalkınması gereken bir Türkiye var. Kalkınma açısından da ilk reçete bu olarak görülüyor. Ama bir yanda işte 1929 ekonomik buhranı patlak veriyor ve Türkiye bu kapitalist yoldan kalkınmayı başaramayacağını, yani kapitalizme daha fazla ağırlık vererek kalkınmayı başaramayacağını öngörüyor. 1929'dan sonra Cumhuriyet iktisadında bir makas değişimi gerçekleşiyor artık. Böyle de bir kitap vardır zaten. Kitabın başlığı da budur. Telgrafhaneden çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Serdar Şahinkaya mıydı neydi? Hatta o kitap da kıymetlidir bu konuda inceleyebilirsiniz. Artık Türkiye 1930'dan itibaren devletçi ekonomi modeline geçecektir. Yani devletçiliğin de içinde tabii ki de kapitalizm vardır. Ama kapitalizmin tonu biraz daha düşürülmüştür. Devlet eliyle bir sanayileşme, yaygın bir sanayileşme dönemine girilmiştir. Türkiye artık eski modelle kalkınamayacağını, yeni bir sanayileşme programı ortaya koyarak kalkınabileceğini öngörüyor. Tabii ki de bu havayı gene teneffüs ediyor Mehmet Ali Aybar. Devletçi ekonomiye geçiş, işte liberal iktisadın biraz daha terk edilmesi, daha doğrusu liberal tonun düşürülmesi, kapitalist tonun biraz daha düşürülmesi, işte özel müteşebbisin giremediği alanlara devlet destekli bir takım şeylerin girebilmesi ve bu yönüyle ekonominin biraz daha kendini toparlayabilmesi, biraz daha iyi noktalara gelebilmesi. Bunu Mehmet Ali Aybar tabii ki de teneffüs ediyor. Bir de tabii 1930'larda hatta 40'larda da keza bir takım sol neşriyatlar da yapılıyor. Mesela Kadro dergisi, Kadro videosu çektik de bunu. Yani bilemiyorum şu anda ama
Bence Mehmet Ali Aybar kadronun sıkı bir okurudur diyebilirim. Yani bu bir yorum tabii, şu anda bunu bir yerde görmedim, okumadım. Ama kadronun sıkı bir okur olduğunu ben düşünüyorum mesela. Özellikle tabii merkezde yetişen birisi olarak, işte Galatasaray'da okuyan falan birisi olarak, yani takip etmemesi imkansız. Onun haricinde işte Hikmet Kıvılcım'ın mesela bir takım sol kitapları falan aynı söz konusudur. Kerim Sade'nin bir takım yayınları söz konusudur gene 1930'larda falan. İşte daha sonra Nazım Hikmet mesela, onunla tanışmaması zaten imkansız. Sabahattin Ali örneği vardır bir. Yani Sabahattin Ali zaten özellikle sol kolu vardı. Herkes zaten bilir o dönemde. İşte 40'larda zaten öldürülecektir. Yani politik sosyalleşmesi açısından tabii 1920'ler ve 30'lar tabii yani solun çok gelişkin olduğu bir dönem değil açıkçası baktığımız zaman. Yani hatta Tahrir sükunundan sonra özellikle solun ölü olduğu bir dönemlerden baksan, yani biraz da yer altına falan giriyor bunu. Mete Tunçay falan da söyleyecektir Türkiye'de Sol Akımlar kitabında. Ama bir yandan da işte politik sosyalleşmesi açısından Mehmet Ali Aybar'ın yani çok uygun bir ortam yok açıkçası, ama sola açılımı burada olmuş olabilir. Yani sol hiç yok değil, var. Ama biraz daha güdümlü, biraz daha baskılanmış, biraz daha yer altına itilmiş bir sol var. Mehmet Ali Aybar'ın da tabii bunu takip etmiş olması olası diyebiliriz rahatlıkla. Mehmet Ali Aybar bu siyasi sosyalleşmesini geçirirken 30'larda ve 40'larda aynı dönemde de tabii öğrenci. Önce dedik işte Galatasaray'a gidiyor, orada bir Fransızca eğitim alıyor. Oradan İstanbul Hukuk'a devam edecektir. İstanbul Hukuk mezunudur kendisi. İstanbul Hukuk'tan sonra tabii ki de dönemin her aydın genci gibi belki yolunu akademisyen olarak akademide çizmek istemiştir ve öyle de olmuştur. Kendisi önce bir işte doktora süreci geçirecektir. Onun akabinde de akademide İstanbul Hukuk'ta yine devam edecektir. Buradaki kendisine işte kürsü başkanlığı diye geçiyordu galiba o dönemde. Ali Fuat Başgil'dir. Ali Fuat Başgil'de biraz daha liberal fikirleri vardır. O yönüyle enteresandır tam üst üste denk gelmeleri. İstanbul Hukuk'tan bir dönem uzaklaştırılacaktır hatta fikirleri dolayısıyla, ama sonra geri dönecektir. Doçent falan da olacaktır hatta. Akademi hayatı boyunca çeşitli gazetelerde ve dergilerde yazılar da yayınlanıyor Mehmet Ali Aybar'ın. Burada daha çok tek parti dönemi eleştirileri, tek parti dönemin demokrasi üzerinden eleştirmesi dikkati çekiyor Mehmet Ali Aybar'ın. Çok sayıda gazetede yazıyor. Mesela Vatan'da yazıyor. Bu Ahmet Emin Yalman'ın Vatan gazetesi vardır. Orada yazıyor. Bir dönem galiba Tan'da da yazıyor, ama Tan'daki yazarını ben görmedim de, bu Zekeriya Sertel'in hatıratı vardı. Zekeriya Sertel de bu Tan gazetesinin sahibi. Onun hatıratı vardı. Orada okumuştum yanlış hatırlamıyorsam. Orada bahsediyor. Bu da yazmıştır. Burada Mehmet Ali Aybar da yazmıştır. Burada gibicesinde. O da sol görüşlü bir derdik şey gazetedir bu arada Tan. Daha sonra Tan matbaası baskını falan olacaktır hatta. Orada galiba yazılar yani hatıratta geçiyor. Ama ben yazılarını hiç görmedim Tan gazetesinde, ama Vatan'daki yazılarını gördüm. Daha sonra 50'lere doğru gelindiğinde farklı gazeteler, dergiler falan da çıkaracaktır işte. Zincirli Hürriyet falan gibi bir takım dergiler de çıkaracaktır. Kendisi de neşriyat işine girecektir. 1950'lerde gene hatta Demokrat Parti'den Bursa milletvekili olmak isteyecektir, ama galiba herhalde giremiyor diye hatırlıyorum şu anda. Bir bakmam lazım gene. Ama niye Demokrat Parti'den giriyor diyebilirsiniz bu dönemde. İşte Demokrat Parti hani solcu mu? Hani bu adam solcu falan diyebilirsiniz. O da galiba şundan kaynaklanıyor benim fikrimce gene. Şimdi bu adam solcu evet, ama gazetelerdeki yazılarına da baktığımızda, Mehmet Ali Aybar'ın bu dönemde işte Vatan'daki falan yazılarına da baktığımızda tek parti dönemin demokrasi üzerinden eleştirildiğini görüyoruz daha çok. Şimdi bu nedenle Demokrat Parti'ye kaymış olabilir Mehmet Ali Aybar, ama tek sebep bu değil tabii ki de. Şimdi Celal Bayar ve bu Adnan Menderes Demokrat Parti'nin kuruluşu itibariyle soldan bir destek alma çabası içerisindeydi. Az önce bahsettik ya bu Zekeriya Sertel'in Tan gazetesi var diye. Onun hemen kıyısında konuşlanan bir Görüşler dergisi çıkarılması planlanıyor. Bir sayı mı iki sayı mı ne çıkıyor zaten bu görüşler. Daha sonra bu Tan matbaası baskını olacaktır. Siz işte komünizm propagandası yapıyorsunuz falan diye. Ve bu dergi çıkamayacaktır tabii Tan matbaası tahrip edilince. Şimdi bu Görüşler dergisinde bu Celal Bayar'ın, Adnan Menderes'lerin, işte diğer bu Demokrat Parti'nin kurucu çekirdek kadrosu var ya, onların hepsinin yazıları yayınlanması planlanıyor. Hatta derginin ilk sayısının kapağında da veriliyor işte burada Celal Bayar yazacaktır, işte Adnan Menderes yazacaktır, ötekiler yazacaktır falan diye. Yani bir nevi aslında soldan güç devşirecek Celal Bayar, işte Adnan Menderes. Demokrat Parti ama daha kurulmamış. Daha sonrasında kurulacak. Bu Tan matbaası baskını olunca tabii ki de tekzip ediyorlar işte, yok diyorlar bizim onlarla falan işte bir ilişkimiz yoktur, onlar işte yalan şey yapmıştır falan, biz görüşlerde yazmayacaktık aslında. Yani bunu eleştiriyorlar biraz da, hatta Celal Bayar ben Kemalistim falan diyecektir, yani Kemalizmin devamından yanayım falan diyecektir, daha sonrasında Demokrat Parti'yi kurabilecektir. Yani kuruluşu itibariyle Demokrat Parti'nin de solda olduğuna dair bir takım görüşler var, yani soldan daha doğrusu güç devşirmek istediğine dair. Hatta bu şeye soruyorlar Adnan Menderes'e, işte sizin yeriniz nedir, görüşünüz nedir falan diye. Biz CHP'nin iki parmak solundayız diyecektir. O Vatan Gazetesi muhabiriydi yanlış hatırlamıyorsam.
ona bir demeç verecektir. Bizi CHP'nin iki parmak solunda izleyecektir. Celal Bayar bununla ilgili açıklamaları vardır mesela. İşte ben milletim için gerekirse sosyalist olurum falan gibi bir takım açıklamaları vardır Celal Bayar'ın da. Tabii ki de solda değillerdir. Celal Bayar liberaldir. Demokrat Parti özü itibariyle liberaldir. Ama soldan güç devşirmeye çalıştığına dair bir takım yorumlar vardır. Hatta yani bu bir gerçektir yani yorumlar değil. Sabittir. Yani işte Görüşler Dergisi'nde bir takım yazarı yayınlanacaktır. Soldan güç devşirmeye falan çalışılacaktır. Hatta Mihri Belli'nin cezaevinde yazışmaları vardır Celal Bayar'la. O da aynı şekilde Mihri Belli'den gene güç devşirmeye çalışıldığını dikkat çeker. Mihri Belli de sol bir aydındır. Yani bu nedenlerden ötürü Demokrat Parti'nin yanında konumlanmış olabilir. Zaten Demokrat Parti'nin şöyle bir özelliği vardır. İktidara geldiği dönem açısından tek parti döneminde biraz muzdarip olan, işte o tek parti döneminin takım işte uygulamalarından rahatsız olan kimseleri kendi saflarına çekmeyi başarmıştı. Bir çekim merkezi yaratmıştı. Ve genel olarak zaten kitleleri de bu kesimlerdi. Yani tek parti iktidarda memnun olmayan, CHP'de memnun olmayan kimseler hep Demokrat Parti tarafına geçmişti. Herkesin kendince işte bir takım yakındığı şeyler vardı. Kimisi ekonomiden yakınıyordu, kimisi işte demokrasiden yakınıyordu. Demokrat Parti zaten iktidara gelirken en önemli şiarı, en önemli ortaya koyduğu ilkeler demokrasi üzerineydi. Hatta Demokrat Parti'nin programına falan da bakıldığında işte o 46-50 falan arasındaki özellikle Demokrat Parti'ye bakıldığında Demokrat Parti'nin çıkış noktası şuydu. Türkiye'nin evet bir sürü problem var. İşte ekonomide falan problemler var. İşte İkinci Dünya Savaşı falan malum. Bunlar nasıl hallolur? Demokrasiyle. Türkiye demokrasiye geçtiği dönemden itibaren pek çok meselesi hallolur. Demokrat Parti'nin temel tezi buydu. Ha, halloldu mu? Hallolmadı. Orası ayrı. İşte daha sonra tekrar Türkiye ekonomik krize falan girecektir. Hormonlu büyüme yaptığı için. Ama yani temel mantık buydu ve bu demokrasi savunusuyla Demokrat Parti zaten adı da yani demokrat. Bu demokrasi savunusuyla bu demokrasiyi o kadar öne çıkardı ki artık kitleleri peşinden sürükledi. O yönüyle bir gerçek. Yani biraz da Mehmet Ali Aybar bu yönleriyle Demokrat Parti'den milletvekili seçilmek istemiş olabilir. Fakat seçilemiyor diye hatırlıyorum. Bursa'dan öyle bir girişimi söz konusuydu. Daha sonra Türkiye İşçi Partisi'nde göreceğiz biz bu Mehmet Ali Aybar'ı. Bir süre sonra Demokrat Parti'nin vaat ettiği demokrasiden aslında uzaklaştığı, tam tersi uygulamalara yöneldiğine dair aydınlarda bir kanı oluşuyor. Bu doğrudur da işte önceki videoda da bahsetmiştim. Ben bir tahkikat komisyonu kuruluyor mesela. Daha sonra Vatan Cephesi uygulaması vardır. İşte ekonomi zaten kötüye gidiyor. Dış politikada tökezlemeler söz konusu. İçeri atılmayan gazeteci aydın neredeyse kalmıyor tabii muhaliflerden. Kapatılan çok sayıda gazete, dergi falan söz konusu. Mesela o kadar gazeteci artık içeri gidiyor ki işte Ankara Hilton, İstanbul Hilton gibi böyle cezaevlerinin gazeteciler arasında bir takım yakıştırmalar falan yapılıyor. Böyle hatta gazeteciler yani bir nevi cezaevi nöbetçisi falan gibi oluyor. Nasıl? Mesela işte Metin Toker diyelim. Şey, Metin Toker bu Akis gazetesinin, Akis dergisinin sahibidir. İşte Metin Önü'nün de damadıdır bu arada. Mesela diyelim Metin Toker işte içeri girecek. Ona gazeteciler gidiyor hemen mikrofon uzatıyor. İşte içeri gireceğinde ne yapacaksın? İşte hangi kitapları okuyacaksın? Hangi kıyafetlerini götüreceksin? Ne yapacaksın? Ne edeceksin? İçeride bir de şey 16 ay falan yatacak. Yani bu gerçektir bu arada. Hani misal veriyorum ama Metin Toker içeri giriyor gerçekten. Böyle röportajlarda yapılıyor işte. Hangi kitaplarını götüreceksin yanında falan gibi. Takım gazeteciler yani artık hani gazetecilerin uğraş alanı o olmuş o derece. Yani sözün özü şu Demokrat Parti döneminde artık demokrasinin uzaklaşılınca Demokrat Parti'nin belki yeterince sol olmadığı anlaşılınca Mehmet Ali Aybar tarafından oradan kopulmuş olabilir. Zaten bu süreç içerisinde dediğim gibi hem gazetecilik, dergicilik falan yapacaktır işte oralarda yazacaktır. Hem de akademideki yaşamı kısmen devam edecektir. Ama 1960'lara gelindiğinde artık Türkiye'de solun sesi biraz daha güçlü duyulmaya başlıyor. Yön videosunda da biraz bahsettik. İşte Yön diye bir dergi çıkacaktır. Artık solun sesini güçlü duymaya başlayacaktır. Sadece Yön de değil. İşte Yön'den sonra onun devamı olan Devrim falan da çıkacak tabii ama mesela bir Sosyalist Kültür Derneği kurulacaktır. İşte bu da ilktir mesela. Türk Solu gibi kimi dergiler çıkacaktır. Aydınlık çıkacaktır mesela. Onun haricinde sol cemiyetler, sol partiler kurulacaktır. Türkiye İşçi Partisi örneğinde gördüğümüz gibi işte Mehmet Ali Aybar'ın falan da içinde olduğu. Yani sol biraz da aslında bant genişletmeye gidiyor 1960'lara gelindiğinde. Bu yönüyle önemlidir. 1960'larda CHP bile işte ortanın solu falan diyecek ya CHP bile sola açılıyor. Burada Türkiye İşçi Partisi, bu Mehmet Ali Aybar'ın Türkiye İşçi Partisi biraz dikkat çekicidir. Şimdi sol kulvarda, daha doğrusu sosyalist kulvarda iki baskın görüş var. İki baskın, iki hakim kulvar var. Bunlardan bir tanesi Doğan Avcıoğlu'nun yön hareketidir. O ilk videoda bahsettik. Bir de işte Türkiye İşçi Partisi'dir. İkisi baskın hale geliyor. İkisi sözünü dinletiyor falan. Ama tabi bundan ayrıştığı noktalar var. Şimdi Yön ve Devrim Hareketi dediğimiz gibi bir bildiriyle sahne alıyor. Bu bildiride Türkiye'nin kalkınması gerektiği, Türkiye'nin hızla kalkınması gerektiği, Türkiye bu kalkınma trenini kaçırdı. Batı'nın gerisine kaldı, uygarlığın gerisine kaldı ve bu treni
kaçırdığı için artık Türkiye'nin hızlı bir kalkınmaya ihtiyaç duydu. Ama bu hızlı kalkınma nasıl gerçekleşti? İşte yaygın bir sanayileşmeyle ve sosyalizmle, Marksist temelli arayışlarla. Türkiye'nin kaçırdığı tren aslında yön sayfalarında şöyle işleniyor. Bu tren aslında Osmanlı'dan kaçmıştır ve artık biz Cumhuriyet'e geçtik. Aradan işte bir asırdan fazla zaman geçmiş falan. Yani bu mesele kronik hale gelmiş artık. Kangren haline dönüşmek üzere olan bir yara var. Ve bunu nasıl aşabiliriz? Bunu sosyalizmle aşabiliriz. Yön'ün temel tezi bu. Ama Yön dergisinin hem bildirisini hem de işte 222 sayı falan incelediğimizde Yön sosyalizmi bir kalkınma reçetesi olarak görüyor. Burada demokrasi biraz daha ikinci plana atılıyor. Özgürlükler biraz daha ikinci plana atılıyor. Yani demokrasi ama tamam sonra hallederiz. Çünkü Yön temel tezinde de var ya zaten o Yön videosunda da bahsetmiştim ben. Yön bir darbeyle devrim gerçekleştirip iktidara gelmeyi ve bir devrim partisi kurup işte başka parti olmayacak. İşte tekçi bir yapı olacak. Herkes işte o devrim partisine katılacak falan. Onlar yani çoğulcu bir parlamenter rejime falan karşı. Zaten demokrasi konusunda da hayal kırıklığı içerisinde. Ama Türkiye İşçi Partisi'nin sosyalizm görüşü öyle değil. Daha doğrusu Mehmet Ali Aybar'ın. Türkiye İşçi Partisi'nde çünkü farklı fraksiyonlar var. Mehmet Ali Aybar'ın Türkiye İşçi Partisi'ndeki o genel başkanlığı dönemindeki çizgisi işte biraz daha sosyalizm insan için. İnsan odaklı, insanın mutluluğunu önceleyen bir sosyalizm. Yani sosyalizm aslında kalkınma için değil. Evet kalkınmayı da gerçekleştirecek sosyalizm ama önce insanın mutluluğunu. Hatta bunun için bir şablon ortaya koyuyorlar. Güler yüzlü sosyalizm falan diyorlar. Bu güler yüzlü sosyalizm falan da kendi o dönemki broşürlerine falan basıyorlar. İşte böyle el ilanları falan oluyor ya partilerin. Onlara basıyorlar. Orada böyle geçiyor yani güler yüzlü sosyalizm işte insanın mutluluğunu önceleyen sosyalizm falan diye. Bu yönüyle Yön ve Devrim hareketiyle bu Türkiye İşçi Partisi'nin sosyalizm anlayışı çelişiyor. Ama bir dönem bu yöncüler, o videoda da bahsetmiştim ya ben izlemeyenler de linkini aşağı bırakayım bu arada tekrar izlesinler. Bir de bu yöncüler kendileri de sosyalist oldukları için çünkü onların bir siyasi partileri yok ama öbür tarafta işte faal bir siyasi parti var oldukça da etkin. 1965'te dediğim gibi 15 vekilleri var. Şimdi bu adamlara bir dinamik salmak yani Yön ve Devrim Hareketi bu Türkiye İşçi Partisi yani siyasi kanada bir dinamik salarak onları harekete geçirip onlar sayesinde iktidara gelip ve öngördükleri sosyalist modeli gerçekleştirmeye çalışıyorlar ama başarılı olamıyorlar. Niye başarılı olamıyorlar? Temel takıştıkları nokta şu. Dedik ki bu yöncüler bir darbeyle işte iktidara gelecekler işte devrim yapacaklar işte sosyalizme gidilecek böylelikle. Temel tezleri, argümanları bu. Şimdi Türkiye İşçi Partisi çevreleri buna şöyle yaklaşıyor. İşte Yön'e diyor ki sen darbeyle falan iktidara gelmek istiyorsun işte bir devrim yapacaksın ama burada sen orduya bir şey yüklüyorsun. İşte orduya da zinde kuvvetler falan deniliyor. Ordu gelirse işte faşizme kayılmayacağı ne malum. Ya da işte ordu gelirse bu durumda demokrasiden uzaklaşılacak tabii ki de. Bu adamlar kendi diktatörlüklerini kurarsa silah zoruyla biz bu adamları geri nasıl indireceğiz? En azından demokrasi içerisinde bir takım işte demokrasi içinde bu iktidarı indirebiliriz. Yani iktidarda kim var? Önce işte CHP koalisyonları falan var. Metin Önü başkanlığında. Ondan sonra işte uzun bir süre Adalet Partisi tek partisi tek başına iktidara gelecektir. Biz bunu demokrasi içinde indirebiliriz. Ama ordu gelirse Türkiye'nin nereye gideceği belli olmaz. Türkiye İşçi Partisi'nin temel argümanı bu. Yani anlaşamadıkları nokta bu. Yön ve Devrim hareketiyle Türkiye İşçi Partisi'nin çevrelerinin. Türkiye İşçi Partisi bu Yön ve Devrim hareketiyle Doğan Avcıoğlu'nun Yön hareketiyle tam olarak uzlaşamıyor, anlaşamıyor belki ama 1960'lara gelindiğinde Türkiye İşçi Partisi en az Yön kadar fırtınalar estiriyor. Arkasında bir rüzgar alıyor. Ciddi bir kitle alıyor. Şimdi bu adamlar 1965 genel seçimlerinde %3'e yakın 2,97 falan yanlış hatırlamıyorsam bir oy alıyor. Şimdi bu oy oranına mukabil %3 oy alıyor ya 15 vekil şeye sokuyor, meclise sokuyor. Şimdi bunu nasıl oluyor? Şimdi diyebilirsiniz ki hani bu dönemde öyle bir şey söz konusu değil. O dönemde oluyordu nasıl oluyordu? Milli Bakiye Sistemi diye bir sistem vardı o dönemde. Yani ne kadar oy alıyorsan o kadar milletvekili çıkarıyorsun. %3 oy aldıysan 15 vekili çıkarıyorsun. Daha doğrusu 14 çıkarıyor. Artı bir de Çetin Altan oluyor. O bağımsız olarak giriyor. Daha sonra Türkiye İşçi Partisi'ne katılacaktır. Peki bu 15 kişinin içinde kimler var diyebilirsiniz. Bir kere Genel Başkan Mehmet Ali Aybar vardır. Mehmet Ali Aybar şöyle ki partinin teşkilatlanması adına da çok önemli işler yapıyor. İşte il il geziyor, bütün teşkilatları falan kurduruyor. O yönüyle kıymetlidir. Hatta Mehmet Ali Aybar bu Türkiye İşçi Partisi'nin o dönem böyle çarkbaşağa benzeyen falan bir tane figürü vardır. Onun altında bir takım bir şeyler falan yazar. Onu kendisi çiziyor. Ama o 1969'da değişecektir. 1969'da hani Abidin Dino çiziyor. Daha sonra Behice Boran var. Behice Boran Mehmet Ali Aybar'dan sonraki genel başkan olacaktır ve aslında iki ayrı hizbi işaret eder. Türkiye İşçi Partisi içerisinde Çetin Altan vardı. Sadun Aren var. Bu Sadun Aren aynı zamanda Yön dergisinde de yazıyor. Daha sonra Devrim'de de yazacak yanlış hatırlamıyorsam. Yani kıymetli isimler var içerisinde kuşkusuz. Ve çok güçlü, çok etkili bir muhalefet yapıyorlar bu adamlar. Hatta meclis kürsüsüne falan çıktıklarında bu adamlar özellikle Adalet Partisi yani bu Süleyman Demirel'in Adalet Partisi saflarından oldukça tazyik alıyorlar.
Şöyle ki işte gürültü yapıyorlar, işte bir takım saldırılar oluyor, hatta Çetin Altan'a bir takım saldırılar falan oluyor. Yani öyle mecliste konuşmak da o dönemde Türkiye İşçi Partili milletvekiller tarafından çok kolay değil. Sürekli böyle bir saldırılar, sataşmalar falan söz konusu kendi aralarında. Peki Türkiye İşçi Partisi bu Aybar'ın öncülüğündeki mecliste neler yapıyor diyebilirsiniz. Bir kere Türk solun tipik bir argümandır. NATO'dan çıkalım. Bunu savunuyorlar. Türkiye'nin işte bu NATO'ya üye olduktan sonra, NATO'ya girdikten sonra Amerika'nın yörüngesine girdiği ve işte bu tam bağımsızlığını yitirdiği, yarı sömürge ve işte sömürge durumuna geldiği durumunu biraz işliyorlar o dönemde. Yani NATO'dan çıkılmasa aslında 3 kere şey meclis kürsüsüne çıkıyorlar da birisi şey NATO'dan çıkalım falan. Bu tezleri işliyorlar. Çünkü Türkiye bu soldan gelen eleştirilere göre NATO'ya girerek bağımsızlığını yitirmiştir artık. NATO'dan acilen çıkılmalıdır. Böylece Türkiye bağımsızlığını geri kazanacaktır. Hatta kendileri iktidara gelirse ilk vaatlerinden bir tanesi de NATO'dan çıkılmasıdır. Çünkü onu bir nevi bu soğuk savaşın niyet dünyası içerisinde dediğim gibi Türkiye'nin egemenlik haklarının bir nevi aslında mahrum kalması, Türkiye'nin işte Amerika'nın yörüngesine girmesi, hatta Türkiye'nin emperyalizmin yörüngesine girmesi olarak işleniyor. İkinci bir şey var, mesela Kürt sorununu biraz gündeme getiriyorlar. O dönemde daha çok böyle doğu sorunu falan deniliyordu. Bunlar Kürt meselesi olarak bu işe bakıyorlar ve meclisin gündemine taşıyorlar bu dönemde. Biraz CHP'nin aslında o dönemde çok ılımlı yaklaşmadığı bir mesele, çok tartışmak istemediği bir mesele. Ama Türkiye İşçi Partisi biraz daha gür sesle haykırıyor, duyuruyor bu meseleyi. Yön hareketleri keza aynı şekilde. Başka neler yapıyor diyebilirsiniz Mehmet Ali Aybar mecliste ve Türkiye İşçi Partisi tabii. Marksizm bir eleştirisi getiriyor mesela. Marksizmi dogmatikleşmek üzerinden eleştiriyorlar. Leninizmi eleştiriyor mesela. Mehmet Ali Aybar Leninizmi hatta böyle burjuvayla eş düşüyor. Yani burjuvalaşmak olarak tarif ediyor. Yani hatta burjuva yani solcular için biraz hani belki tahmin edebilirsiniz. Yani böyle küfür gibi bir şey. Hatta şöyle de bir örnek var. Bir kitapta geçiyordu. Bu Barış Ünlü'nündü galiba. Barış Ünlü'nün bununla ilgili bir biyografi kitabı var. O da çok kıymetlidir. Bu arada ben de videonun başını Barış Ünlü'den biraz iktibas ettim. Bir siyasal düşünür olarak Mehmet Ali Aybar derken onun kitabının adıdır aslında. Geçmişte okuduğum çok kıymetli bir kitaptır. Barış Ünlü'nün yüksek lisans tezinin kitaba dönüştürülmüş şeklidir. Herkese de tavsiye ederim. Mehmet Ali Aybar üzerine okuma yapmak isteyen herkese. Şöyle de zaten Mehmet Ali Aybar'ın ben bir kitabını da koydum buraya. Mehmet Ali Aybar bu Türkiye İşçi Partisi tarihidir. İletişimden çıkmıştır. Türkiye İşçi Partisi'nin tarihini merak edenlere, Mehmet Ali Aybar'ın merak edenlere buradan okuma yapmalarını da tavsiye ederim. Konumuza dönecek olursak Leninizm eleştirileri konusunda. Şimdi Mehmet Ali Aybar'la ilgili bir anekdot var. Bir yerde konuşma yapıyor Mehmet Ali Aybar böyle. Konuşma yaparken mikrofon bozuluyor. Oradan birisi ses yükseltiyor. İşte Lenin konuşurken sanki mikrofon mu vardı? İşte devam et falan diyor. Mehmet Ali Aybar buna çok kızıyor. Niye Lenin'den örnek veriyorsun? İşte Halide Edip Adıvar'da Sultanahmet'te konuşurken onun da mikrofonu yoktu. Ona niye atıf yapmıyorsun diyor. Ve orada aslında bir nevi sola yerlilik eleştirisi de getirmiş oluyor. Ve hem aynı zamanda tabii Leninizmi de eleştiriyor Mehmet Ali Aybar. Bu videoda sizlerle bir siyasal düşünür olarak Mehmet Ali Aybar'ı anlamayı denedik. Mehmet Ali Aybar'ın siyasi ve entelektüel yolculuğunu 2. Mevlüt'ten 1960'lara kadar tartıştık, masaya yatırdık. Bitirirken videoyu İsmet İnönü'nün Mehmet Ali Aybar'la ilgili bir sözünü nakletmek istiyorum sizlere. Mehmet Ali Aybar için İsmet İnönü tek kişilik siyasi parti benzetmesi yapar. Hani o kadar güçlü bir muhalefet yapıyor ki, o kadar güçlü sesini duyuruyor ki tek kişilik siyasi parti benzetmesi yapar İsmet İnönü için. Tabii bu olumludur yani, olumsuz anlamda değil. Yeni videolar için abone olarak takipte kalabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum. Görüşmek üzere. Yeah.